Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde son söz kamu görevlileri hakem kurulunda dün bir anlaşma sağlanamadı bir açıklama gelmedi. Bugün tekrar görüşülecek. E, kurul bugün dördüncü kez toplanmış olacak. Peki kararda ne açıklanacak? Memurlar 1 Ağustos'tan beri haber bekliyorlar aslında. Bakalım onlar mutlu edilebilecek mi? Şimdi Sertaç Murat Koç'a bağlanacağız ve tüm detayları ondan alacak. Sertaç neler aktaracaksın bizlere? Artık mutlu olacak mı memur ve memur emeklileri sence? Lara yani bıraktığın yerden şöyle devam edeyim o zaman. Tabi gözler saat 14'te başlayan toplantıya çevrilecek bu sorunun cevabını vermek için. Bugün açıklama olabilir olmayabilir. Çünkü ay sonuna kadar yani 31 Ağustos'a kadar süresi var hakem kurulunun bu kararı açıklamak için. Tabi anımsatarak devam edelim. Aslında 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin emeklisini yakından ilgilendiren bu toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamıştı ve oluşturulan çalışma takvimi kapsamında müzakereler tam 23 gün sürmüştü ve görüşmeler tamamlanmıştı bu 23 günün sonunda taraflar yani kamu işvereni iktidarla memur kesimi 11 iş kolu için uzlaşma sağlamıştı. Ancak yüzdelik zam oranı hakkında uzlaşma sağlayamamışlardı. Anlaşamamışlardı kısacası. Niye anlaşamamışlardı peki? Memur kesimi 2024 için %70, 2025 için ise %40. Yani toplamda %110'luk bir teklifi masaya götürmüştü. İktidarın bu teklife, iktidarın bu talebe teklifi ise 2 yıl için %36'da kalmıştı diyebiliriz. İşte bunun için konu hakem kuruluna taşınmıştı. Üç günlük bir beklemenin ardından yani 23 Ağustos'ta sona eren, eren görüşmelerin ardından memur sen yetkili konfederasyon 26 Ağustos'ta hakem kurulunun kapısını çalmıştı ve işte o hakem kurulu bugün dördüncü kez toplanacak ve anlaşılamayan bu maddeleri müzakere edecek. Tabi masada sadece yüzdelik zam oranı olmayacak. Memurların önemli talepleri de vardı. Onlardan biri aylık 7600 liraya yaklaşan bir kira yardım. Yine gelir vergisinin %15'te sabit tutulması, emekli memurların da seyyanen zam alması ve memurların da iki bayramda da ikramiye almaları masadaydı. İşte saat 14'te hakem kurulu tüm bunları yeniden görüşmek üzere bugün dördüncü kez toplanacak. Ancak ilk üç görüşmeye baktığımızda görüşmelerin uzun sürdüğünü ve sabah erken saatlerde toplanıldığını görmüştük. İşte bugünkü toplantıda karar çıkabilir ve bu anlaşılamayan maddelerde müzakere sonuçlandırılabilir ee, ve hemen sonrasında da bir açıklama gelebilir. Ancak başında da söylediğim gibi gelmeme ihtimal de var. Çünkü çalışma takvimi 31 Ağustos'ta sona eriyor. E, otomatik olarak yarın da 30 Ağustos resmi bayram olduğu için kurul görüşmeyecek. Eğer bugün karar açıklanmazsa perşembe günü yani 31 Ağustos'ta bu kararı kesinlikle açıklayacak diyebiliriz ve bu hakem kurulunun Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlık yaptığı akademik akademisyenler, bürokratlar ve sendika temsilcilerinden oluşan 11 kişilik hakem kurulu heyetinin verdiği karar kamuoyuna açıklanacak ve bu karara itiraz edilemeyecek yargı yolu da verilen karara kapalı olacak. İşte başında da senin sorduğun sorunun yanıtını saat 14'te bugün toplanacak kurul sonrasında yapılacak açıklamayla bulabiliriz.